Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda 1547-1566 yılları arasındaki 19 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri kronolojik ve doğru bir şekilde ele almış ve sizlerle birlikte incelemiştik. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1566-1588 yılları arasındaki 22 yıllık süreçte meydana gelen olayları kronolojik ve doğru bir şekilde ele alıp incelemek olacaktır. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1566 Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi Zigat var savaşı ve sultanın vefatı. Hemen sonrasında ikinci Selim'in tahta geçişi. 1566 Sakız Adası'nın fethi. 1567 Yemen isyanı. 1568 Osmanlı ve Almanya arasındaki antlaşmanın tekrar yenilenmesi. 1568 Geçen sene elden çıkan Yemen'in Geçen sene bir isyan elden çıkan Yemen'in Tekrardan Osmanlı topraklarının içine katılması 1569 Astarhan Seferi 1569 Kaptan Kurdoğlu Hızır Bey'in Sumatra Seferi 1570 Kıbrıs Seferi Bakın burası çok ilginçtir. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. 1571 yılında Kırım Hanı e, Devlet Giray e, Moskova'yı fethediyor. Ki buradan bile e, o dönemdeki Rusya'nın ne kadar güçsüz olduğunu anlayabilirsiniz. Söylediğimin şöyle örnek verelim daha iyi anlatılması için. Diyelim ki bir e, nasıl tarif edebilirim ben size onu? E, vali, bir vali, il vali. Mesela diyelim Hakkari'nin il valisi gidip farzı misal Ermenistan'ı fethediyor. Bu örnekte çok daha iyi anlatılabilir. O dönemdeki Rusya'nın güçsüzlüğü. Yani e, Kırım'ın Osmanlı Bakın, Osmanlı tabiatındaki Kırım'ın. Kuş e, tabiatının bu kadar büyük değil, güçlü değil. Rusya'nın başkenti, ayrı bir devletin başkenti. E, Moskova'yı ele geçirip fethetmesi. Buradan bile denge politikasını anlayabilirsiniz. 1571 İnebahtı hezimeti Kıbrıs'ın fethi. Ki burada bir meşhur söz vardır. e, ee, siz İnebahlı'da bizim e, sakalımızı kestiniz. Biz Kıbrıs'ta sizin kolunuzu kopardık. E, ee, Deniz Zafir, e, İnebahlı Bozgun'unda İnebahtı Deniz Bozgun'unda e, donanmamız zarar görüyor. L lakin zarar gören donanmamızın aynısı çok kısa bir süre içerisinde yeniden insan ve imar edilebiliyor. Lakin biz e, Buna rağmen gidip Kıbrıs'ın fethini tamamlayabiliyoruz. Ki sonra Kıbrıs'ta da e, federi bir devlet yönetimi mevcuttur. Şöyle ki, e, Kıbrıs iki ayrı devlettir. Kuzey Kıbrıs Türk Dev e, Cumhuriyeti Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Lakin uluslararası statülerde, yani uluslararası kaydelerde, kurallarda, yasalarda adına ne derseniz e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'desindeki hiçbir ülke tarafından tanınmayan federe bir devlettir. Türkiye bütün ülkeler e, Kuzey Kıbrıs'ı değil Güney Kıbrıs'ı Kıbrıs'ın tamamını kapsayan bir devlet olarak kabul etmektedir. Lakin şöyle bir durum vardır. Ülke, diğer ülkeler ne kadar kabul etsin veya etmesin biz Kıbrıs'a Kıbrıs'ın sosyopolitik, sosyolojik, sosyokültürel ve sosyo coğrafi yapısı nedeniyle sahip çıkmak zorundayız. Çünkü Kıbrıs, tam olarak Akdeniz'in ortasındadır. Bununla bölünmekte fayda vardır. 1573, Lehistan'ın himaye altına alınması. 1574, Tunus'un fethi. Ee, hemen sonrasında 1575, pardon, düzeltiyorum, 1574, 2. Selim'in, Sultan Selim'in, ve 3. Murad'ın tahta geçişi. Bakın Sultan Selim 8 yıl basta kalmıştır. İkinci Selim. Çünkü Osmanlı'da şöyle bir gelenek var. Yani anadolu'da eskilerde şöyle bir gelenek var. Osmanlı'da değil eskilerde. Dedesinin ismi en büyük... E, dede, e, dedesinin ismi çocuklar, tuzuklu, erkek çocuklar veriliyordu zaman zaman. Böyle bir ismi yatırma şeyi vardı, geleneği vardı. Bakın e, Sultan Selim 8 yıl basta kalmıştır. Ve bu 8 yılı nerelere fethetip nerelere uğratmazsa tekrar dengeleyecek olursak. E, ee, fethi e, ee, e, akabinde e, ee, Astarhan seferi, ee, Sumatra seferi, Yemen'in ikinci kez fethi, Kıbrıs'ın fethi, Moskova'nın fethi, Leistan'ın fethi, Tunus'un fethi. 8 yılda 8 e, ayrı savaşa girip 8 e, ayrı ülke, bazıları ülke, bazıları başkent, bazıları da, e, ada yeri fetheden e, muazzam bir kumandandır. E, Sultan Selim Han. Tabii ki de biz, yani kendim adıma ben, e, Sultan Mustafa'nın e, başa geçmesini isterdim. Yani eğer onun önce yaşıyor e, olsaydım. Ya e, da bir zaman makinem olup da bu dönemde o zamana gidebilen bir insan olsaydım. Ama Sultan Selim hangi Ayrancı bir karakter, ikiye düşkün bir karakter olmasına rağmen 8 yılda 8 ayrı e, sefere gerçekleştirip 8 ayrı yere bazıları başkent, bazıları arada Badrar ülke feth edebilmiştir. Bununla birlikte fayda vardır. Tabi hemen sonrasında 1575 3. Murad'ın döneminde Edirne'de mimar Sinan eliyle ikinci selim için Selimiye Camii'nin yapılması ki Selimiye Camii Edirne'nin ee, saheser mimari açı, mimari açıdan saheserler arasındadır. Muazzam yapılardır. E, e, inşallah, e, bu serimizden sonraki ayrıntılı Osmanlı Fatihseler serisinde biz ayrıntılı olarak zaten bunların e, bir kısmını ele alacağız, bir kısmını inceleyeceğiz. Ama belirtebiliriz ki burada Sultan e, 2. yapılan Selimiye Camii ee, türünün son örneklerindendir. E, muazzam bir yapıdır. Görkemli bir yapıdır. Ve Edirne'nin, hatta belki de e, Türkiye'nin, ha, yani Edirne'nin kesin, onu artık söyleyelim, Edirne'nin en muazzam yapısı, Türkiye'nin de en muazzam ilk 10 arasında arasına girebilecek bir e, sah eserdir. Mimari yazıdan bunu vermekte fayda vardır. E, 1576 Kenem Burunu Devleti'nin Osmanlı'ya bağlı öldürmesi. 1577 Takıyüddin'in gözlümlerine kısmen tamamlanan Darül Resadül Ceditte yani İstanbul Rasathanesi devam etmesi. Yani Rasathane nedir değerli dostlarım değerli kardeşlerim? Rasathane gökteki yani gökyüzündeki e, gezegenleri, gökyüzünde meydana gelen olayları Güneş'in ayın hareketlerini ve daha fazlasını gökyüzünde meydana gelen bütün olayları e, belirli e, aletleri yardımıyla ya da gözlem yardımıyla diyelim. E, belirli, söyle diyelim. Belirli aletlerine faydalanarak gözlem yardımıyla e, inceleyip gözlemlemek ve yeni bir çıkarımlarda bulunmak. Aslında böyle bir önemli bir şeydir. 1578 Osmanlı-İran savaşının başlaması. Osmanlı sebebi savaşı da diyebiliriz buna. Bunun sebebi nedir? Bakın Osmanlı'nın İran'la savaşının tüm nedeni Osmanlı Sünni Müslümandır. E, safi bir devleti Siyi Müslümandır. İkisi Müslümandır ama aralarındaki inan farklılıklarından dolayı bu iki devlet e, birçok defa birçok zaman birbirleriyle savaşmış. Ve aslında bana, bana sorarsanız güçlerini çok yalnız yerde birbirlerine savaşarak birbirleriyle savaşarak Savaşı kim masada savaşlasın? Çok yalnız yerde harcamışlardır. Çünkü bu iki devletin dönemin 1 ve 2 numaralı devletlerdir. Bunu da fayda vardır. 1578 Vadi Yüseyir Savaşı ve Fas'ın imanı altından alınması. Bu sayede Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika sınırları sabit bir hat çizilmek suretiyle Kuzey Afrika'nın sonuna kadar ilerlemiş bulunmaktadır. 1579 Hazar Denizi'nde Osmanlı Deniz Kuvvetleri'nin kurulması. Ee, Hazar Denizi ya da Hazar Gölü e, ee, günümüzde bir kısmı Orta Asya'da, ikilerinin isimlerini hatırlamıyorum. İran, yani Asya'da kalan kısımlarına söylüyorum mesela şu şey anda. İran, Rusya ve Azerbaycan arasında e, bir iç cenni, bir iç göl halinde e, bulunan bir göldür. Ve şu Türkiye'nin, hatta e, bildiğim Türkiye'nin değil daha doğrusu, dünyanın en büyük göldür. O yüzden bir deniz olarak da 1580 ilk İngiliz Aydınlanması'nın verilmesi yani İngiltere'ye kapitülasyon verilmesi ki Osmanlı'nın bu son döneminde basına bela olacaktır, belirtmekte fayda vardır. 1580 İngiliz, pardon düzeltiyorum, İstanbul Rısa Tanesi'nde donanmayla topa tutularak düzeltiyorum efendim, İstanbul Rısa Tanesi'nin donanmayla topa tutularak yıktırılması. Çünkü o dönemde halk biraz e, dönemin içerisinde e, bu döneme göre biraz geri görüşlü olduğu için padişahlar değil bakın halklar. Burası yanlış olarak yani meleklerden efendim bilgi veriyor. Yok efendim şeytanlarla uğraşıyor falan filan diyerek. Padişahın beynini yıkayıp rızaların en yakıdırması Bu da bir elin bir olaydır ve yanlış bir olaydır. Bizim dönemimizde ama onun, onların döneminde son derece doğrudur. Çünkü o dönemde henüz bilgi bu kadar gelişmiş değildir. Kültür birikimi bu kadar gelişmiş değildir. Teknoloji birikimi henüz bu kadar gelişmiş değildir. Bunu da belirtmekte fayda vardır. 1581 Maskat'ın fethi 1583 Cizvitlerin Galata'daki Saint Boyd Kilisesi'ne yerleştirilerek burada Saint Boyd Mektebi'ne açmaları. Kifli Osmanlı Devleti'nin başka baskı dinlere, baskı mezheplere verdiği önemi ve kıymeti yani en hoş görüyor politikasını çok iyi bir şekilde görür önüne sermektedir. 1583 Mesale Savaşı, 1585 Tebriz'in Fethi, 1585 Birinci Mumbusa Seferi, Osmanlı nüfusunun Sofalaya varması, 1586 ilk Sikke Tashihi, 1588 Gence Seferi, 1588 resmi tashisi sikke konulması. Yani sikkelere, e, yani paralara resim konulması. Ee, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Ee, sikke dediğimiz şey o dönemdeki paradır. Yani o dönemin parasıdır. Ee, devletin gelişmiş bir dönem olarak altından, gümüşten ve e, bak bronzdan e, bronzda ne bulabilir? Ya bakırdan da denilebilir buna. Lakin e, Osmanlı Devleti kurulusundan yıkılısına kadar, be, e, Osman tutun da Vahdettin'e kadar sikke bastığı dönemlerde ya da para bastığı, altın para bastığı dönemlerde mutlaka bunu e, ayarı düşük ve yüksek olabilir ama altın parayla yapmıştır. Hiç gümüş, bronz veya bakır para basmamıştır. Bu da Osmanlı Devleti'nin gelişmişlik düzeyine e, çok daha iyi bir şekilde ortaya koyan yegane etkenlerden bir tanesidir. Bunu da belirtmekte fayda vardır. Şimdi biz bu videomuzda ne yaptık? Biz bu videomuzda kimsesiz dostlarım, kimsesiz kardeşlerim bunu yaptık. 1566-1588 yıllar arasındaki 22 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları kronolojik ve doğru bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Buradaki bilgiler kronolojik sırayla takip eden bilgilerdir. İnşallah diğer serimizde yani bu serimizden sonraki seri, serimizde e, ayrıntılı bilgilere de ay, Osmanlı patiler ile ilgili Osmanlı ile ilgili ayrıntılı çok ayrıntılı bilgilere de gireceğiz ve e, inşallah Osmanlı devletine kendi bilgilerimiz aslında ki ben bir Osmanlı çok iyi bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Şimdi bu videomuzu tekrardan ne yaptık? Bir ona alalım. 1566-1588 Yıllar arasındaki e, 1-2 yani ikinci 2. Selim ve 3. murat dönemindeki olayları gelişmeleri kronolojik ve doğru bir şekilde ele alıp anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda ele alacağımız konu 1589 1595 yılları arasındaki 6 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve kronolojik olayları kronolojik ve doğru bir şekilde ele alıp anlatmak olacaktır. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim Allah'a emanet olun.